şarkı söyleyebildiğimi bu filmde keşfettim. Gerçekten bu filme kadar banyoda şarkı söyleyen birisiydim. Çirkin ama cazibedar. Yani çekici ama çok da güzel olmayan. Güzellik biraz ürkütücü bir şey bence erkekte. Kocan maymundan hallice olsun. Benim kulağıma küpü oldu. Güzeller beni ürkütüyor. Güzel erkekler daha doğrusu. Ben eskiden çok kıskançtım. Çok kıskanç ve daha güvensiz bir tiptim. Ben haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Hoca ile çalışıyorum. Hiç şeker ve un tüketmiyorum. Benim bu yazım inanılmaz yoğun geçti aslında. Ben Aşk Tesadüfleri 2'ye gelmeden önce de Cemil Show diye bir film bitirdim, çektim. Oynadım daha doğrusu. Barış Sarhan yönetmenliğinde. Biliyorsunuz Yasak Elma dizisinde oynuyorum. Dizi biter bitmez ertesi gün kendimi bir filmin setinde buldum. Sonra o filmin seti biter bitmez Aşk Tesadüfleri'ne geldim. O aradaki birkaç haftalık dönemde ki tatil değildi o dönem, bu filmin hazırlığı vardı. Şan dersleri almaya başladım. Zehra Belevi adında Türkiye'nin en değerli şan hocalarından bir tanesi benim hocam oldu. Çünkü bu filmde şarkı söylemem gerekiyordu. Şarkı söyleyebiliyor musunuz peki? Şarkı söyleyebildiğimi bu filmde keşfettim. Gerçekten bu filme kadar banyoda şarkı söyleyen birisiydim. Ve güzel bir sesimin olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Gerçi tabii ki her zaman seyircinin takdirine kalmış bir şey bu belki de. Sesin güzel değil diyecekler bilmiyorum ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Güzel ki demek ki yönetmen falan beğenmiş. Evet onlar Ömer Bey inanılmaz güveniyordu bana ilk günden beri ve sen yaparsın Nesrin diyordu ama işte ben de çok şaşırıyordum çünkü bu güveni tam olarak nereden aldığını bilmiyordum. Çünkü ben daha önce şarkı söylediğim bir projede oynamadım. Dans ettiğim bir projem oldu mesela bir dansözü oynadığım ama şarkı çok yeni bir şeydi. Sağ olsun Ömer Bey bana inandı, güvendi ve harika bir iş çıktı ortaya o anlamda. Şarkı söylemeye devam olacak mı? Çok isterim çünkü şarkı söylemek bende bir kanal açtı. Yani ben her zaman oyunculuğun yanına koyamayacağım bir şey olduğunu düşünüyordum. Yani o kadar büyük bir tatmin ki oyunculuk yapmak hayatta. Onun yanına hiçbir şey yaklaşamaz diye düşünüyordum ama şarkı söylemek daha da büyük bir lütufmuş. Yani o kadar dolaysız bir sanat ki bütün çakralarınızı açıyor ve böyle birdenbire her şeyle inanılmaz derin bir bağ kurduğunuzu hissediyorsunuz. Çok dolaysız, hiçbir altyazıya ihtiyacı yok. Dünyanın her yerinden herkes o tınıyı hissedebilir kalbinde. O yüzden devam edebilmeyi çok isterim açıkçası. Şarkıda bir sürü şey anlatıyor aynı zamanda, anlatabiliyorsunuz duygularınızı falan. Evet evet, yani hangi dilde söylenirse söylensin. Yani ben bambaşka bir dilde de Japonca da söylesem siz aslında oradaki duyguyu hiçbir aracı olmadan kalbinizde hissedebiliyorsunuz. Oyunculukta öyle değil yani. Oyunculukta mesela dilini bilmediğin bir filmi izlediğinde mutlaka bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. Bazı sanat filmlerini anlamak çok zordur altyazısını okusan bile ama müzik çok dolaysız bir sanat. Bence bütün sanatların atası. Evet. Efendim demin toplu röportajda dediniz ki ben işte erkekte çirkin erkek arıyorum, güzel erkek aramıyorum. Bu benim ilginç geldi bana. Neden? Aramıyorum değil yani. Ben daha böyle Javier Bardem tarzı erkekleri beğeniyorum. Çirkin ama cazibedar. Yani çekici ama çok da güzel olmayan. Güzellik biraz ürkütücü bir şey bence erkekte. Niye? Bilmiyorum. Evet, potansiyel aldatır gözüyle mi bakıyorsun? Anneannem her zaman derdi ki aman evladım kocan maymundan hallice olsun. Benim kulağıma küpü oldu. Çünkü dedem çok yakışıklı bir adamdı. Aşırı yakışıklı bir adam. Çapkın mıydı? Ve çapkın değildi ama muhtemelen kadınlar onu bir türlü rahat bırakmadı ve anneannem muhtemelen hayat boyu ondan çekti anladığım kadarıyla. O yüzden bir yandan da çekiliyorum, size poz vereyim. O yüzden hep şey derdi,
Nesrin, eşin maymundan halcici olsa yeter. Ben de herhalde bilmiyorum. Anneannenizin şey yap, sözü dinliyorsun. Evet, sözünü dinliyorum muhtemelen. Demek ki sizin de öyle bir şey. Güzeller beni ürkütüyor. Güzel erkekler daha doğrusu. Güzel. Siz çünkü çok güzel kadınsınız. Erkekleri ürkütür mü acaba güzel olmanız? Bilmiyorum, erkeğe sormak lazım. Bilmiyorum, siz beraber olduğunuz ya da daha önce aşk yaşadığınız insanlar. Bilmiyorum. Ben kendim... Kıskançlık yani mesela kıskançlık mutlaka vardı. Yani evet, belli dozlarda kıskanılıyorsunuz. Bir de bu kadar sosyal bir iş yapınca, hani bizim işimiz maalesef dört duvar arasında bir iş değil. Çok fazla insanla iyi geçinmek zorundasınız. Aslında yönetmen bir setin maestrosuysa, siz de aslında o orkestranın başından birisisiniz ve birçok insanla temas kurmak durumunda kalıyorsunuz. Çok sosyal bir iş. İşte galalarınız oluyor, davetleriniz oluyor, kırmızı halılarınız oluyor. Rol yaptığınız rollerde aşk rolleri oluyor. Aynen. O yüzden herhalde kıskançlığı birazcık tetikleyen bir işimiz var. Siz çok kıskanır mısınız? Ben eskiden çok kıskançtım. Böyle 19-20 o civarlarda, yani o küçükken öyle diyeyim. Çok kıskanç ve daha güvensiz bir tiptim ama büyüdükçe kıskanılacak hiçbir şeyin olmadığını fark ettim. Kıskanınca ne yapardınız? Bunu belli ederdim, böyle şey yapardım. Neden, nereye gittin, neden bana, ben sana mesaj yazdım, niye 3 saat sonra cevap yazdın falan, öyle şeylerim vardı ama sonra toparladım. Sonra toparladınız ki. Ben tabii bir de şunu soracağım. Sosyal medyada sizi görüyorum. Çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Neden çekiyorsunuz diye sorayım. Bu tepkiler nasıl geliyor? Seviyor musunuz fotoğraf çektiğini? Ben mesela oyunculuk bu kadar çok vaktimi almasaydı, bu kadar durmaksızın çalışmasaydım, modellik yapmayı çok isterdim. O kadar çok seviyorum poz vermeyi. Kıyafet taşımayı çok seviyorum. Yani benim tutkularımdan bir tanesi de kıyafetler, onları güzel taşıyan insanlar. Kendim de çok seviyorum. Fotoğraf çektirmek o yüzden çok sevdiğim işlerden bir tanesi. Yani sosyal medyayı çok severek kullanan insanlardan bir tanesi. Hani oyuncular hep şey deme meyli gösteriyor Türkiye'de. Ya işte sosyal medya, işte zorunda olduğumuz için yapıyoruz falan gibi. Ben onlardan biri değilim. Benim vitrinim olduğunu düşünüyorum oranın ve şık bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Tasarım falan yapıyor musunuz, kıyafet tasarım falan? Yapmıyorum ama çok ilgiliyim yani. Mesela bu elbise Gülçin Çengel imzalı bir elbise. Çok zor bir set, yoğun bir set ortamım var benim şu anda. Yasak Elma'da oynuyorum. Dün bütün gün Fox kanal tanıtımındaydım. Saatlerce çalıştım ama çok yorgun olmama rağmen bu kıyafet provasını ertelemedim, gittim. Üzerime göre şey yapıldı, daraltıldı vesaire. Yani ben bu tür şeylerden yorulan insanlardan birisi değilim. Bir de son şunu sorayım. Netflix dizisinden de teklif geldiği söylendi. La Casa de Papel dizisi, çok tutan dizi. Var mı öyle bir şey? Oraya inanılmaz çok cevap verdim ama nedense o dönem yazmayı, basmayı tercih etmedi arkadaşlarımız. Neden olduğunu bilmiyorum. Ben geçen sene El Desentiero diye bir filmde oynadım. Bir İspanyol filminde. Ve o filmin iki başrol kadın oyuncusu vardı. Onlardan bir tanesiydim. Yani çok büyük bir rolde oynadım. Bir festival filmiydi. Ve o dönem ben o yapım şirketi, bir İspanyol yapım şirketi olduğu için La Casa de Papel'e de audition verdim. Ama ben zaten bir ay içinde, benim İngiltere'de de menajerlik ajansım var. Saraybosna'da da var. Ben dört dil konuşan bir oyuncuyum. Ben bir ay içinde bir sürü başka projeye audition veriyorum. Ama Türkiye'de bu proje inanılmaz popüler olduğu için sanki ben %100 orada oynayacakmışım gibi yazıldı. Halbuki ben sadece bir deneme çekimine katıldım ve katıldığım deneme çekiminde Türk bir karakterde oynamayacaktım. Yani Türkçe ile ilgisi olmayan bir roldü. Hatta İspanyol tipi var. Teşekkür ederim, sağ olun. Her tarafa çekilecek bir tipim var. Evet, doğru. Azeri de olur. Azeriyim nitekim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu soracağım son. Çok güzel ve fitsiniz.
Yemenize, içmenize mutlaka çok dikkat ediyorsunuz. Nelere dikkat ediyorsunuz yeme içmede bu kadar güzel ve fit kalmadan? Çok teşekkür ederim. Ben haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Hocayla çalışıyorum. Ve hiç şeker ve un tüketmiyorum. Şeker, un yok. Unlu mamul de mi yok? Unlu mamul tüketmiyorum. Ekmek gibi şey. Yok. Börek gibi, lahmacun gibi. Yıllardır pilav bile yemiyorum. Öyle diyeyim yani. Hani baklagillerden de birçok şey yemiyorum ama bu kesinlikle lütfen izleyen kadınlarımız özellikle. Bu söylediğim şey kesinlikle bir tavsiye amacını taşımıyor. Çünkü bu benim beslenme şeklim. Bana doktorların önerdiği şey bu. Benim spor hocalarımın bana önerdiği şey bu. Ama bende işe yarayan bir şey başkasında hiç işe yaramıyor olabilir. O yüzden bunu kimseye tavsiye edemem. Peki en çok ne yemeyi seviyorsunuz? En çok sebzeleri seviyorum ve balık seviyorum. Peki mesela kebap mebap yiyemiyorsunuz o zaman? Yok. Lahmacundu, baklavaydı. Yok yani onları da severek yediğim zamanlar oluyor ama çok çok nadir, çok nadir, çok nadir. Çok teşekkür ederim. Sizi yoğurdum ama yakalamışken bir sürü şey sorduk. Çok iyi oldu. Çok sağ olun.